Selam dostlar. Bugünkü dersimizde yaşlı amca fotoğrafıyla ağaç görselini kaynaştırmayı işleyeceğiz. Burada bir ağaç gövdemiz var. Şimdi burada iki tane görselimiz var. Mesela siz eğer siyah beyaz bir görsel seçiyorsanız zaten sorun yok. Ama renkli bir görsel seçiyorsanız klavyede kısa yollardan, klavyede kısa yollardan Ctrl Shift ve U tuşuna basarsanız renginiz siyah beyaz olur. Ctrl Z ile işlemi geri alıyorum. Ya da buradan bakın Siyah beyaz rengine tıklarsanız buradan da rengi siyah beyaz yapabilirsiniz. Dilerseniz bu iki katmanı seçip tek katmanı haline getirebilirsiniz. Ctrl E ile birleştirip bu şekilde renkli fotoğraflarınızı siyah beyaz yapabilirsiniz isterseniz. Şimdi her iki görsel var burada. İki tane görsel. Bunlardan bir tanesini seçeceğiz işlemimiz için. Peki bunu seçelim o zaman. Diğerini kapatalım. Bunu kapatıyorum. Hayır diyorum. Ctrl Alt ve L tuşuna basarak levels'ları aktif hale getiriyoruz otomatik diyoruz burada levels'lara. Gördüğünüz üzere bu şekilde oluyor. Buradan ufak ayarda yine yapabiliriz. Kontrastı arttırma adına şöyle bir şey de yapabiliriz yine. Olabildiğince arttırmış oluruz kontrastı. Tamam dedik. Şimdi bu yüz bölümün bir bölümünü seçmemiz gerekiyor. Yüz bölümün bir bölümünü buradan seçelim hemen kemer ile beraber şu üstten başlayalım şuralardan, şu kenarlardan seçelim sakalım bir bölümünü alalım şu kenar bölümlerini seçelim. Bu şekilde seçimimiz gerçekleştiriliyor. Ctrl J ile beraber bunu kesiyoruz. Kestiğimiz her iki görselimizi de almak istiyorum. Ben mesela bu iki görseli de seçiyorum taşıma aracıyla beraber alıyorum ve bu buraya yerleştiriyorum. Ctrl T diyorum. Daha sonra buradan bir boyutlandırma yapmak istiyorum. Yani şöyle bir boyutlandırma olabilir. Bu şekilde bırakıyorum. Daha sonra en alttaki görselimin gözünü kapatıyorum. Diğer görselim kalıyor. Ağacın bir kopyasını alacağız. Şimdi Ctrl J ile bir kopyasını alıyoruz. En üstteki katma seçiliyken filtre bölümünü bulanıklaştır diyoruz. Kaç bulanıklarına geliyoruz. Burada değeri %2 gibi 2.1 gibi bir değer iki ikiyi uygundur. İki isterseniz şöyle iki olarak girelim oraya. Tamam tıklayalım. Burada katmanı diyoruz. Katmanı çoğalt diyoruz. Ve buradan yeni diyoruz. Buraya herhangi bir şey, isim yazmanıza gerek yok. Tamam diyorum. Bir yeni bir katman olarak burada açılmış oluyor. Dosya bölümünden farklı kaydet diyorum. Bunu masaüstüne kaydediyorum. Photoshop dosyası olarak bunu kaydediyorum. Ve tamamı tıklıyorum. Şimdi kapatabilirim. Bu bulanık olan ağaç artık bizim işimize yaramaz. Bunu kapatabiliriz. En üstteki yüze geliyoruz. Filtre diyoruz. Deformate'e geliyoruz. Ve burada öteleyi seçiyoruz. Değerlerimiz bu şekilde olacak. 10'a 10. Öteleme eşleşmesi tam sığdır olacak. Tamamlanmamış alanlarda kenar pikselleri yenilere şeklinde olacak. Tamam'a tıklayacağız. Bu yapmış olduğumuz PST dosyasını seçiyoruz. Gördüğünüz gibi şeklimiz bu şekilde oldu. Karışımlardan burada çoğaltı seçeceğiz. Çoğaltı seçiyoruz. Şimdi şunun bir kopyasını almamız gerekiyordu. Bunu unuttuk. Bu kısım seçiliyken alt görselimize gelelim. Bunu Ctrl J ile bir kopyasını al. Böylelikle kopyamızı almış olduk. Alt kısmın görselini kapatalım tekrar. Bu bölüme çift tıklıyoruz. Burada renk kaplamayı seçiyoruz. Buraya çift tıklıyoruz. Ve burada bir değer girmemiz gerekiyor. 736 D de 69 değerine giriyoruz. Ve tamamı tıklıyoruz. Alttaki yüzü seçiyoruz. Bunun değerini kaplama yapıyoruz. ufaklığımızı biraz düşürüyoruz. Daha koyu renk yapıyoruz. Ufaklığımızı biraz daha düşürüyoruz. Bu seviyelerde bırakıyoruz. Üstteki bölüme bir tane daha curves ekliyoruz görüşümüzün şekli şöyle olacak. Bu bölüm bu şekilde olacak. Şu bölümde şuralarda bir yerlerde olacak. Şuraya bir tane ekleyeceğiz şu şekilde. Evet bu şekilde bırakıyorum. Sadece alttaki görselimi etkilemesini istiyorum. Onun için bu şekilde tıklıyorum. tekrar katmanlara e, burada düzeyleri açıyorum. Düzeylerde bir ayarlama yapacağım. da clipping mask yapıyorum. Bu şekilde olsun. Şimdi şu, şu dört tane görselimi seçiyorum. Ctrl G ile grup yapıyorum. Buna bir maske ekliyorum. Kenar bölümlerini buradan seçimden kaldıracağım. Fırçamı alıyorum. Siyah rengimi seçili. Kenar bölümlerini seçimden kaldıracağım. yüzde 20'ler seviyesinde tutuyorum. Şu kenarları, kenarlıkları seçimden bir miktar yok ediyorum. Yumuşak hareketlerle yapıyorum bunu. Bu şekilde daha güzel bir kaynaştırma olacak. Evet bu şekilde bırakıyoruz. Görselimiz şu anda hazır oldu. Üniversal renk ikonlarına geliyoruz. Ton doygunluk bölümüne geliyoruz. ve buna clipping mask uyguluyoruz. Doygunluğunu bir miktar az bir şey de olsa geri çekiyoruz. Katmanlar bölümüne geliyoruz. Evrensel renk konularına geliyorum tekrar. Renk dengesine geliyorum. Burada bir renk ayarı daha yapacağım. şekilde bırakıyorum. Katmanlar bölümüne geliyorum. Öncesi buydu. Sonrası bu şekilde oldu. Tüm bu çalışmaların bir kopyasını almak için klavyeden Ctrl Alt Shift ve E tuşuna bastım. En üste bu çalışmalarımızın bir kopyası geldi. Şimdi bunu farklı kaydetmeye öğreteyim. Dosya bölümünden farklı kaydet diyorum. Masa üstüne seçiyorum. Burayı PNG olarak değiştiriyorum ve kaydet diyorum. Tamamı tıklıyorum. Bu şekilde görselimizde de kaydolmuş oldu. Videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.